Geldik, üretim dedik, dökümhane dedik. Geldik böyle bir tane daha koyduk. Bu son. 6 tane dökümhane bence yeterli olur artık. Bir zahmet olsun. Şimdi dökümhaneler hazır. Üreticiden yapacağız. 3'er tane üretici koyacağım bunlara. Lojistikten taşıma bandı birleştirici yapmamız lazım. Şöyle olacak. Şuna ortalayayım. Ya da şöyle yapsak, yok o saçma olur. Bunu nasıl yapabiliriz? Aşağıyı nasıl yapmıştık? Tamam, şöyle bir tane yapayım. Tamam, bu tamam. Şimdi buraya da aynı şekil bir taşıma bandı birleştirici. Dur, tam hizalı yapalım. Şeyi bozmayalım. Daha sonrasında bir yanlışlık olmasın. Tamam, şimdi bunlar buralara şeyi veriyor. Çeliği veriyor. Şimdi bu çelikleri tam bu noktada birleştirelim. Bu çelikleri tam bu noktada birleştirelim. Taşıma bandı ayırıcı yapıyorum. Buraya bir tane. Buraya şöyle bir tane. Buraya 3 seviye yapıyorum. Geliyorum şuraya. 3 seviye yapıyorum. Şimdi 3 olduğu için şuna bir tane veriyorum. Buna bir tane veriyorum. Buna bir tane veriyorum. Buraya geliyorum. Şuna bir tane şöyle veriyorum. Buna bir tane böyle veriyorum. Buna bir tane böyle veremiyorum. O zaman şöyle yapıyoruz. Şunu söküyoruz. Şuna veriyoruz. Bunu buna veriyoruz. Altlı üstlü şey yapacağız. Taşıma yapacağız. Tamam. Bunlar da 3 tane şeye gidecek. 3 tane üreticiye gidecek. Külçe üretici değil. Normal üretici. Şöyle fazla mesafe bırakmadan yapabiliriz. Ama bu üreticiler büyük. O yüzden şöyle yapacağım. Tam var ya, öyle bir simetrik yaptım ki aklın hayalini şaşar. Şimdi bundan buna ya kanka, simetriyi bozduk mu ama bana? Yani gayet de güzel. Buradan böyle yapsak. Abi inanılmazsın sen ya. Yap işte be kanka ya. Ben bunu ayarlayacağım, yapacağım, her türlü yapacağım. Simetriyi bozmayacağız abi. Ya kanka. Ya yap işte. Ya niye yapmıyorsun güzel kardeşim benim? Yap işte daha. Ya vay arkadaş ya. Tamam, birazcık daha ileriye alırsak galiba olur herhalde. Şöyle üretici dedik. Şimdi lojistik dedik, taşıma bandı dedik. Abi bu dalga mı geçiyorsun? Bu sorun var burada bak. Bir
Bir mevzu var burada. Ne istiyor abi bu? Başka bir objenin alanında üst üste geçmeler yaşanabilir diyor. Kanka anlamadım ki bunu. Ya bunları ters yapıyormuşum çünkü ya. Öf be aptal oyun ya. Ya kardeşim ben buraya bakıyorsam bunu bana doğru yapmayacaksın. Bunu diğer tarafa doğru yapacaksın ya. Of. Evet, aşağı düşüyorum bir de. Böyle oluyor değil mi bu şimdi bak gel. Aptal oyun ya. Ulan parkına varmasam yarım saat uğraşacağım burada. Tamam. Simetrik bir şekilde. Olması gereken oldu. Güzel. Şimdi burada bize en çok ne lazım? Bize en çok ne lazım? Şimdi çelik kiriş daha hızlı üretiliyor. Yanlış anlamadıysam. 4 saniyede 4 tane üretiliyor. Bu 6 saniyede 3 tane üretiliyor ama çelik boru fazla lazım mı? Çelik boru fazla lazım mı? Böyle de bir soru işareti var. Bilmiyorum. Yani hangisinden yapmadım? Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. 4 tane yaparım buraya makine. 6 makine 4 makineyi besler. Simetriyi bir tık bozacağız tabii. Şöyle. Mesela buraya yaparım bunu. Gelirim buradan da lojistikten taşımadan. Şundan şuna versem ama çok dengesizlik olur bak bu sefer. Külçe de şeyi eşit bir şekilde dağılmaz. O zaman şöyle bir şey yaparız. Bak bir dengeyi sağlamam lazım benim burada. Dengesiz olursa olmaz. Şimdi bunu ne yaparız? Taşıma bandı birleştirici yapar. Üçünü burada birleştiririz. Buradan da bu şekilde ayırıcılarla ya da şöyle taşıma bandı ayırıcı tekrardan şuraya. Pardon, birleştirici. Buralara 3 seviye veriyoruz. Bütün hepsi birbirine bağlı olacak şekilde. Bunu da buraya bağlar. Bundan şimdi bir tane daha yapacağım. Hız düşürmeden hepsini böyle eşit bir şekilde dağıtmaya çalışıyorum burada yani. Buraya da gelip üretici şöyle bir tık uzağa. Mesafe iyi bence ya. Bir tane yaptık. Geldik ikinciyi yaptık. Bir tane daha yapacağız. 3. Geleceğiz buraya. Bir tane daha yapacağız. 4 tane. Lojistikten şunları bununla besleyelim. Çok fazla aynısına vermeyelim. Bir tane buna, bir tane de buna. Aynen, tamam. En eşit bir şekilde herhalde böyle dağılır diye düşünüyorum. Şimdi sağ taraf kiriş, sol taraf boru üretsin. Bu noktadan sonra artık ne yapacağız? Başka çelikle alakalı herhangi bir şeyimiz yok. Bundan sonrası bunlar oluyor. Çok amaçlı çerçeve falan filan. Onlara sonra gireriz. Buranın bir üretimini başlatmam lazım. Çelik üretimi yapmamız lazım. Çelik fabrikasını yapmış olalım. Daha sonrasında da oraya gireriz. Orayı yaparız. Şimdi bu ne istiyor? Kömür istiyor bir de demir cevheri istiyor. İki tane buraya şey yapacağım. Asansör. Şu şekil.
Tamam, bir tanesi kömür, bir tanesi demir alacak. Yukarıki tarafa şey yapmam lazım. Depolama sistemi yapmam lazım. Ama hatalı oldu bak, gene hatalı oldu. Buraya ben depolama yapamayacağım. Arkaya doğru uzatacağız o zaman, dur. Şu tarafa doğru şöyle uzatıp depolama kısmı yapacağım. Kömürleri ve demirleri bir depoda depolayacağım ve aktarımı öyle yapacağız. Başka türlü olmaz zaten. Şöyle 2, 3, 5 bence yeterli bir mesafe. Böyle. Hop, bir dakika. Şuraya şöyle yapsam 8 tane bence yeter. Tamam. Hemen bir mola verelim. Sırtım ağrıyor, kafam ağrıyor. Hemen bir mola verelim. Bir 10 dakika, 15 dakika sonra devam edeyim. Şöyle bıraktım burada. Hemen geri döneceğim. Hoş. Devam edebiliriz şimdi. Yanlış hatırlamıyorsam depolama yapıyordum. Şimdi bunların her birisi için bir kömür girişi ve bir demir girişi yapmamız lazım. Bu da nasıl olacak? Şöyle olacak. 6 tane var. 3 tane yine konteyner yapacağız. Bu 3 konteyner da tam şu ikisinin ortası. Yok, ortaya falan yapmaya gerek yok. Şu kısma yapsam şöyle olur. Bu 3 konteyner da ayıracağız falan filan işte, standart mevzular. Mesafe yeter mi ama? Biraz kısa oldu gibi sanki de, neyse. Şimdi 6 tane demir, 6 tane kömür. Ya o zaman 4 tane yapacağız bu şeyden, depolamadan. Şimdi şu ikisi bir kömür, bir demir, bir kömür, bir demir olduğunu farzayalım. Farz edelim. Şimdi bu demir buradan böyle gelecek. Bu kömür buradan böyle gelecek. Bu demir, bu kömür. Şimdi 1, 2, 3 demir, 1, 2, 3 kömür, 1, 2, 3 demir, 1, 2, 3 kömür. Tamam, oldu. Yanlışım yoksa eğer. Doğru ya. Bunun çelik olduğunu farz edelim. Bir saniye. Hoş. Evet, şimdi. Buralara seviye 3 vermeye gerek var mı? Bilmiyorum. Bunu seviye 3 yapacağım. Daha doğrusu bunları seviye 3 yapacağım. Bunları seviye 1 yapalım bence. Tamam. Şimdi şu kömür buradan aldık, buraya verdik. Buradan buraya, şuradan da şuraya 3 makineye bağladık. Bunun demir olduğunu farz ediyoruz. Şöyle, bu da kömür diyelim.
Tamam. Burayı zaten yapmıştım. Burayla alakalı bir problemimiz yok. Burası okey. Bura saçma olmuş bu arada görüntü olarak da. Neyse salla gitsin. Şimdi bağlantı işi yapalım. Şimdi bir demir bir çe bir demir bir kömür bir demir bir kömür olması lazım. Demiri kömürü nereden alacağız biz? Öyle bir sıkıntımız var. Bu kömür nereye gidiyor? Bak bu kömür boş. He, bu kömür şeyin kömürü. Tamam bu kömürü oraya vereceğim. Şöyle alıp böyle veremiyorum. Niye? Ters yaptım galiba bunları da. Evet. Güzel. Tamam bu buranın kömürü. Bu demir ne, nerenin demiri? Nereye veriyor? Diğer üretim yerine veriyor. Peki bu üretim yerlerinin miktarları ne kadar? Bak bu orta kısımda bir demir sıkıntımız var. Üretim duraksıyor bu orta kısımda. Peki niye? Ya burası iyi, burası sıkıntı. Şu ikisi sıkıntı. Şu ikisine şöyle bir verelim şey, demir. Tamam. Şu diğer kısma bakın. Buradan alamam demiri. Buraya zar zor yetiyor zaten. Buraya bakıyoruz. Burası da aynı şekil. Buraya da zar zor yetiyor. Bak burada mesela boşluk var. Şuradan şunu hemen alıp buraya aktarıyorum. Buralardan demir çekemeyeceğiz. Demiri başka yerden çektirmemiz lazım. Onu da nasıl yapacağız? Nereden başka demir alabilirim? Aa bir dakika. Yok tamam, evet. Bizim demir kaynağına ihtiyacımız var şu an. Abi bütün hepsini kullanıyor muyum? Bak şurada bir demir kaynağı bulduk. Asansör sistemini bir yapalım hemen. Oğlum bu nereye bakıyor? Onu da göster bir ya. Şuradan alıyor. Tam tersi olacak. Tamam. Allah Allah, bunu niye terse çeviriyor ya? Tamam, şöyle olsa, böyle olsa, okey. Şimdi buraya bir ayırıcı yapacağız. Şimdi bu demirin olsun mesela misal. Demirin olsun. Demir buradan geldi. Buraya. Şimdi demir kömür demir kömür olarak şu demir bu demir. Şimdi bir de bu sistemin aynısını kömüre yapacağız. Şöyle. Böyle. Bir ayırıcı daha. Bu şekil. Taşıma bandı dedik. Kömür geldi buraya. Taşıma bandı geçersiz bir şekilde sahip. Tamam, bunu dümdüz yapalım o zaman şöyle. Tamam. Şimdi buradan aldı kömürü buraya verdi. Buradan aldı buraya verdi. Tamam değil mi? Şimdi demir kaynağı o uzaktan getireceğiz artık. Ona yapabilecek bir şeyim yok. Şu kömür kaynağını hemen bir çözerim. Kömür üretimi şey olsun. Şuraya çıkartmam lazım. Buraya gelsin. Şöyle dönsün. Tam şu noktada bir dur. Gel buraya. Taşıma bandı ayırıcı değil. Asansör. Buradan aldık.
Nerede? Şurada. Buradan aldık. Şöyle verdik. Bunu aldık. Şimdi hangisi kömürdü, hangisi şeydi? Onu yukarıdan bağlarız artık. Şöyle taşıma bandını birleştireceğim hemen. Tamam, kömür yukarıya gidiyor şimdi. Kömür okey. Kömürün üretimine de başlamış olacağız. Kömür stoklamış olacağız. Gayet okey. Şimdi kömür hangisi, demir hangisi? Şunlar kömür dedik. Şu kömür. Şu o zaman. Bu kömür. Tamam. Şimdi kömür stoklayacağız. Kömür stoklamaya başlayacağız bu şekilde. Hemen bir demirlerin konumuna bir bakayım. Bak tam şurada 270 metre, şurada 300 metre demir var. Şu 200 metreden dümdüz getireceğim buraya. Direkt çekeceğim. Temel yapa yapa halledeceğiz artık bir şekilde. Ama şey nasıl yapılıyor, ona da bakmamız lazım. Madenci yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. İki tane mi kaynak var? Evet. İki tane madenci malzemesi alayım. Dört tane madenci yapacağız. 10 tane de kiriş miydi? Neydi? Ondan yapacağız. Çok seri bir şekilde şu maden muhabbetini de halledelim. Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Sanki hatırlıyorum vardı. Kiriş olması lazım. Bir tane var burada. Yok. Kiriş nasıl yapılıyor hemen bakalım. 4'e 5. Şundan aldık. Bundan aldık. Başka nerede var? Burada var. Yirmi tane değil, 19 tane lazım. Madenci de üreteceğiz. 4 tane. Tamam, 15 tane de kenarda köşede kalsın, yedekte. 4 tane şundan üretiyorum. Nesne tarayıcı dediği ne? Bu ne abi? Keşke baksaydın ne olduğuna da, neyse. Vallahi gitsin. Aşağıdan üretime de bakalım. Aşağı inelim. Herhangi bir sıkıntı yok. Üretim durumu ne alemde? Gayet iyi. Evet, herhangi bir sıkıntı hiçbir şekilde yok. Evet, güzel. Güzel. Çok güzel abi. İşte yaptığımız mallıkları düzelttiğimiz zaman gayet iyi oldu. Hallettik. Şurası yine hatalı bak. İşte çok hatalı oynadım ya. Abi şunda bir seviye olacak. Bunları ben yanlış yaptım. Bunların hepsi 3 seviye olacak abi. Tamam. Çünkü çivi yetmiyor. Çivi daha fazla istediği için. Bak burada demir levha yetmiyor mesela. Demir levha üretiminde burada zorlamışız. Ekstra bir tane şu. Bak bunu da mesela oraya bağlamak lazım işte de, neyse. Böyle elimle artık ben hallederim. Böyle sıçtık. 200 tane alacağım elime demir levha. Aldım değil mi, 200 tane aldım, tamam.
Tamam, bir sıkıntı yok yani. Genel olarak hiçbir sıkıntı yok üretimde. Ve ne kadar ürettiğimize bakalım. Bunlar tabii üretim yapmıyor şu an. Şundan dolayı. Bak 50, 60, 70 tane şey üretmişiz mesela. Gayet iyi. Şimdi buradan demirleri çıkaracağız. Direkt yukarı versem olmaz mı? Saçma olur büyük ihtimalle. Şöyle yapıyorum. İki tane. Kaç çıkartıyor? Dakikada 60. Çok kötü ya. Saf değil diyor. Başka da yok ki anasını satayım yakında. Şu tarafta var. O tarafa da bakabiliriz aslında. Şimdi bunları elektrik falan vereceğiz. Bu sonra yapılacak olan iş. Bunların önüne öncelikle bir depolama koyuyorum. Bu arada bu yetmeyecek büyük ihtimalle. Dakikada 120 tane üretim yapıyor çünkü. Dakikada 120 tane üretim yapıyor olması şey değil, yeterli değil. Şimdi bunlara bir yol yapacağım. O da nasıl olacak? Şöyle olacak. Tam bu hizadan bence gider. Evet, tam bu hiza çok iyi bence. Şuradan buraya, buradan da buraya. Bunu şimdi birleştireceğim burada. Dur lan, düşme dur. Şeyi nasıl değiştiriyorduk? Heh. Kendime buraya bir köprü yapıyorum. Dümdüz aktarım yapabilmek için. Bence bu mesafe yeter. Onu oradan birleştirip bu tarafa çekeceğim. Dakikada 120 tane demir çıkartmış olacağız. Ama yetmeyebilir. Dakikada 120 tane yetmeyebilir. Bunu buraya yapamıyorum. Şundan yapayım. Şundan da yapamıyorum. O zaman şöyle yapacağız. Taşıma bandı birleştirici yapıyorum buraya. Bunları buradan böyle birleştiriyorum. Bu da buradan böyle gidecek şimdi. Bak tam şurası. Çok seri bir güçle verelim. Üretim de yapılmaya başlasın. Yukarıdaki makinelere güç vermeyeceğim. Onlar kapalı kalsın. Bir miktar üretim yapılsın. Kiriş eksik. Hemen kiriş de alalım.
tarafa gidelim önce. Bir güç verelim oraya. Gücü verdikten sonra gelelim. Şeyi yapalım. Depolamaya başlayalım. Ondan sonrasında üretmeye başlarız dediğim gibi. Şimdi bir kapalı kalsın makineler. Daha çok fazla şey yapacağız. Bu sadece çelik üretimiydi. Daha çok fazla şey yapılacak buraya. Şöyle güç veriyorum bunlara. Çalışıyorlar mı? Çalışıyorlar. Tamam, çok güzel. tabii. Seviye 3 buraya gereksiz. Seviye 2 yapalım. Tamam. Yani dakikada 60 tane çıkarttığı için inanılmaz az. Bu yetmeyecek bu arada. Bu demir gerçekten yetmeyecek. Gerçekten az. Şaka değil, gerçekten az. Yan taraftan da takviye çekeriz. Oraya da bakarız. Şöyle şunu bir alayım şuradan. Tamam, bağlantıyı oluşturduk. Buralar kömürle doluyor yavaş yavaş. Bunlar da makinelere veriyor. Güzel. Şimdi demirlerimiz gelecek. Hop. Baksana oğlum, bu var ya, 1 gram yetmez. Çok ciddi söylüyorum, 1 gram yetmez. Bu taraftaki demirleri de almak lazım. Mecburuz yani buna. 300 metre şuradan çekeceğim demiri. Oradan getirip şu tarafa verip buradan da şöyle bağlayacağım büyük ihtimalle, bilmiyorum. Ama burada artık bitirelim. Kafa ağrımaya başladı. Beyin uyuşmaya başladı. Oyun kolay oyun değil. Gerçekten kafa istiyor. Gerçekten adamın ağzına vuruyor. O yüzden bu noktada sonlandıralım. Bir sonraki bölümde artık yaparız devamını. Fabrikamız şu an hazır. Malzeme eksiğimiz var sadece. Malzeme eksiğini tamamladıktan sonra artık kafa rahat. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum.